At ile Karaoğlan son düdüğü çaldı ve e, mücadeleyi noktaladı. Bunlar canlı görüntüler. Maç nasıl olsa bitti. Biz bir an önce trafiğe takılmadan kaçalım diyen sarı kırmızılı taraftarlar mutlu bir şekilde e, Rams Park'ı terk ediyor efendim. E, Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park e, yavaş yavaş 2-0'lık galibiyetin ardından Galatasaraylı taraftarlar terk ediyorlar stadı. Hafta içinde Avrupa'daki tur. Yine az önce de söylediğim gibi o yoğun maç trafiği devam edecek. Avrupa'daki takımlarımızın bu haftada maçları var Galatasaray'da. Trabzonspor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bilgi verdi. Bir anons yapılmış stadı terk etmeyin diye Son anda e, bu star, maç bittiği anda bu seyirciler onu kaçırdı. bir e, Size bir sürprizimiz var demişler. Muhtemelen hakim Ziyech belki şöyle bir sahaya çıkabilir, bir e, taraftarları selamlayabilir. Yeni transfer hakim Ziyech de artık Galatasaray'da e, şüphesiz çok önemli bir kariyere sahip, çok önemli bir oyuncu. Uzun süre sağlık kontrolleri yapıldı. E, Galatasaray Opsiyonlu olarak kiraladı e, Satış e, garantili değil Garantili bir e, kiralama değil bu Satış garantili Ama opsiyonlu olarak kiraladı 3,5 milyon euro verecek bu sezon Ve e, şartlar yerine gelirse Satın alma opsiyonu da var Tabi o şartların en başında da Hakim Ziyeş'in sezonu sağlam bir şekilde götürmesi var e, Biraz daha temkinli Hareket etti sarı Kırmızılı takım. Bu transferde e, görüntü böyle. E, Hakim işte e, Galatasaray'da gerek sağ kanatta gerekse on numara pozisyonunda e, iyi bir Hakim Ziyech gerçekten oyuna ağırlığını koyabilecek, fark yaratabilecek e, oyunculardan biri olacaktır. E, Icardi'ye top atma konusunda da, Icardi'yi besleme konusunda da işte Kerem'le Icardi'nin uyumu malum. Hakim Ziyeç'te. Şimdi Hakim Ziyeç'le ilgili de çok fazla konuşulacaktır. Ziyeh mi, Ziyeç mi, Ziyeç mi diye. İngilizler Ziyeç diyor ama bilemiyorum. Bakarız, kendisine de sorarız. En sağlıklısı nasıl senin adın okunur demek. Özellikle yayıncı kuruluştaki spiker arkadaşlarımızın bunu kendisiyle konuşmasında fayda var ki konuşmuş da olabilirler, konuşacak da olabilirler. En garantisi bu. Evet. Ziyech'le ilgili hemen kariyer notları da ekrana Barko'ya yansıdı. İşte görüyorsunuz 30 yaşındaki faslı oyuncu e, Herenven, Twente, Ajax, Chelsea tabi Hollanda kariyeri gerek Twente'de gerek Ajax'da e, çok çarpıcı. O kariyerle zaten Chelsea'nin yolunu tuttu. Bakın 452 maçta 125 gol 137 asist. E, yani her iki maçta bir aşağı yukarı hatta ondan da fazla skora katkı yapmış. Milli takımda da Fas milli takımında da 54 maçta 20 golü var. Son derece önemli bir katkı. Hakim Ziyech eğer sağlıklı olursa Galatasaray'a önemli katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne gol attı ama yıkardı ya. <laughs> hocam işte dediğimiz o kalite farkı buralarda çıkıyor ortaya. Yeterince He. Ee, arkadaşlar söylüyor tribünden e, taraftarları selamlayıp üçlü çektiriyormuş şu anda Hakim Ziyeç. Evet ee, bir kendisi üçlü önemli, Bir önemli çekti. transfer daha şey tribününde mi? Ultraslan tarafında mı? Ha Evet takımla birlikte bütün taraftarlara böyle bir üşü çektirerek tezahürat yaptırıyormuş hakim Ziyech. Ee, tabii sarı Kırmızılılar için hem Trabzonspor galibeti hem bu önemli transfer e, şöyle bir yelkeni rüzgarla dolduran bir akşam. Ama hocam ilk yarıdaki e, oyun yoktu ya. Yani ilk yarıda da diyeceksiniz ki çok kaliteli miydi? Değildi de. En azından daha dinamik, daha tempolu böyle. Top bir o kaleye gidiyor, bir bu kaleye gidiyor falan böyle bir görüntü vardı bir 30-35 dakika kadar. İkinci yarıda o da yoktu pek. Ben dedim ki hani daha kaliteli oyuncuları olan kazandı. Trabzon'un da sancısı fazla. Yalnız bir ara Galatasaray gerildi mi? 70'ten sonra 75'ten sonra yani her şey olabilirdi. Hocam öyle bir... Ama Trabzon eski Trabzon değil tabii. Biraz daha ne yapacaklar belli değil tabii. Onların da iki tane önemli sakatı oldu tabii hocam. Hocam. Öz <laughs> için çaprazları gitti. Ön çapraz. Fernandez'in arka çapraz. Arka çapraz daha kısa sürüyormuş galiba. Evet. Ama hocam ön hocam çapraz neredeyse ediyor. sezon kapatmak evet. demek. Arka çapraz herhalde Ekim-Kasım gibi çalışmalara başlayabilir. Hocam ön çapraz sana şöyle tarif edeyim. Arabanın ön takımı var ya. Ha. Hani direksiyonu kullanıyorsun. Düştün ön mü takım, çukura? O düştün mü çukura araba sağa giderken sola çeker filan. Yani şey... O arka arka tekerler falan patlarsa, anladın mı? Bu, bu ön tekerler ön ön iki teker patlarsa çok tehlikeli. Yani evet. öyle bakmak lazım ona. Evet, e, hakim Ziyech, Rams Park'ta Galatasaraylı taraftarları selamlamayı sürdürüyor. E, yeşil zeminde orta sahaya doğru yürüdü ve e, yeni transferi Galatasaray'ın sarı kırmızılı taraftarları selamlıyor. Evet. 23 ve 90 artı 3 ikardi bugün yeni transferlerden birçoğu yoktu Angelina sadece ilk 11'de var diğer tarafta da iki oyuncu var yani Trabzonspor'da da bir Kurbelis vardı bir de Benkovic vardı yani birçok transfer yapıldı ama bugün 3 yeni transferle başladı iki takım oyuna Hocam tabii şimdi Trabzon tamam da Galatasaray farklı tabii yaptığı transferler. Çok. Ama geçen seneki Trabzon şey Galatasaray'ı seyrediyoruz. Geçen sene Galatasaray. Daha onu seyredemiyoruz. Oyuncuları seyrediyoruz Oyuncuları da futbolu seyredemiyoruz. Futbolda var ama futbolda da şöyle be. Şimdi yeni gelen oyuncular içeridekileri bayağı rahatsız ettiler. Hocam bir de onun gerginliği var. Bayağı rahatsız ettiler. Şimdi, Forma tehlike dedi. Tabii yani şimdi ulan bu adam gelince oynayacak mı ne yapacak? Ben de olacağım. Başladı Galatasaray'da. Ama tabii bu 8. 10. maçta artık şekillenecek Galatasaray'ın. Tabii. Kemik kadrosu şekillenecek. Yurt içinde yurt dışında. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırlar. Hem ülke puanı Kuvvetli, eder, Hem de, ki kalacaktır hem hocam. de Şampiyonlar Ligi başka bir olay. Ya. Yani güzel Hayır, bir hocam, olay. Hocam, bizim yani, yani orada olsun şampiyonumuz. Hocam Manday Ordu'nun kaymağı. Yo. Şampiyonlar Ligi manda yoğurdunu kayma. Hocam kaymak bir de 25-30 mi? milyon yani <laughs> bastın mı ayağını Hocam kaymak da pahalıdır. Manda, manda kayma falan bir sorsana manda yoğurdunu falan. O da He, bu arada e, Dinamo Zagreb 2-0 öne geçmişti. Çok kurtarış yaptı Livakovic. 2-2 bitti maç. Şöyle önemli. Hem Fenerbahçe Livakovic'i bekliyor hem Trabzonspor Petkovic'i bekliyor. E, görüşmeleri var. Dolayısıyla AEK'nın ikinci golü de Beşiktaşlı Vida'dan. Ya. Enteresan. Bu olaylardan dolayı bugün ertelendi maçlardan biri. İlk maç 2-1'di. Zagreb kazanmıştı. Bu maçta da 2-0 öndeyken 2-2'ye geliyor. Enteresan. Ama Dinamo Zagreb'in elenmesi hem Trabzonsporlu taraftarları özellikle de Fenerbahçeli taraftarları. Çünkü bırakmıyordu Dinamo Zagreb bir türlü. Mutlu bu ettiler yani. Herhalde öyle. mutlu etmiştir. Şimdi bakıyoruz. E, yani Petkoviç'e ihtiyacı var Trabzonspor'un öyle bir ofansif gücü olan oyuncuya. Yani şimdi Maxi Gomez de büyük ihtimalle Kadiz'e kiralık gidiyormuş hocam. Geçen yıl gelen bugün işte o olsa ya yani o son maçıydı diye haberler geldi. Ya hocam. İkileri diye 3 tane pozisyon geldi. İkisini gol yaptı. Birini offside. de yaptı da o da offside oldu. Biri offside. Ama değil. Birini kaçırdı ya. Fakat kaçırdığı pozisyonda rakipten derbe aldı. Çok akıllı bir hareket yaptı. Trabzonlu defans oyuncusu. Vurmadan evvel hafif bir omuzla dağıttı. Rahat vuramadı topa. Rahat vuramadığı için kaçırdı. Sol ayağını koyamadı yere iyi. Sol ayağını koysaydı onu da gol yapacaktı. Yani adam müthiş bak. Yan Hocam, top gene geldi. Yine çevirdi kafayı bizim, öbür tarafa. Ligimizin üstünde... Farklı e bir adam. Hocam. İki maç iki gol. Yani çok gol atar. Bu sene çok golünü seyrederiz. Bugün attığı kafa golüne baksana. Nereden atıyor hocam? Şeyden attı. Seyran Tepe diğer tarafta. Tamam, taraftan tamam. attı hocam. Tamam ama orta. Ortada Kaan Ayhan kafaya. Yani bak. Aynı ortanın bir başkasını kupa maçında Fenerbahçeli şey attı. Ee, Beşiktaş'tan gelen Belçikalı. Ee, Batşuay'ı. Batşuay'ı attı. Hemen hemen onun bir benzerini Batşuay'ın attığı daha yakındaydı. Bu daha uzaklar. Aynı şekilde attılar. Yani sert orta, kavisli orta, sert orta. Dikkat et top dönerek gidiyor. İkisi de adrese. İkisi de adrese gol oldu. Yani işte bu ikisi de şey asist. Yoksa ortaya at Tabii kafayı vur asist. Yok, yok öyle. Adrese teslim. Evet. İki, i̇ki pozisyonu hocam. yan yana koyu aynı. Şeydi son maçı diyorsun değil mi? Avrupa evet, maçı. Evet evet Avrupa kupası maçı. Evet. Yani Baschoy ayağının üst içiyle resmen resmen attı. Arkadaşım. Bugün de Kaan, bugün resmen de Kaan attı. Alt. Evet sana aynı kafana pozisyon. gönderiyorum dedi. Gerçi o öyle dedi de yani kaleye de bir 13-14 metre zor vardı top. yani penaltının gerisi. Zor top. Şöyle bir çevirici var hocam. Yani, sert top ama onun için iyi. Tabi. Önteki Muşak gelse uğraşırsın. Uğraşırsın doğru. Helva gibi gelse uğraşırsın. Sen de bir de darbe vermeye Tabii çalışırsın. Tabii top gelince yön değiştiriyor. Çok iyi değiştiriyor ya. Çok hocam ya. O kafayı çok iyi çeviriyor. Yine şeyin karacının üzerinden offside pozisyonda attığı vuruş. Ya. Karacının üzerinden. Yine o ilk koldeki vuruş da yani ayağının sağ üstüyle vuruş. tokatlayışı topu. Bunlar hep işte Bunlar işte oyuncu. hocam kalite. Ya. Tamam diyorsunuz ki işte konuşuldu. Herkes muhasebecilik yapıyor. O işte şu kadar bon servise, yılda şu kadar alıyor, 10 milyon nasıl. Ama işte o da böyle kaliteli oyuncu Ama oluyor. kimse de buna o parayı aldı demez artık. Eğer atamasa bayağı vıdı vıdı olur. Derler ki Icardi de oynasın. Ama bunu attığı zaman da Icardi oynasın Geçen diyemedim. hafta konuştuk ya. Evet. Atamazsa Icardi de oynasın derler. E, hocam bu adamın, sen onu atarsan Tabii. o da atar. Sen onunla topu doğru yerde buluşturacaksın. Hocam o atarsa ben de para kazanacağım. Eh, o atarsa ben de kazanacağım. Tabii. Prim diye bir gerçek Tabii. var. Para kazanacağız abi. Ortak iş yapıyoruz ya. Bütün Tabii. büyük maçlarda golü var hocam İkadi'nin. Türkiye'ye geldiğinden beri oynadığı bütün büyük maçlarda derbiler şu bu falan. Hepsinde gol attı. Dikkat et çok sakin. Rakibi sinirlendirmiyor akıllı adam. Çünkü niye? Rakibin kucağında oynuyorsun. Bazı evet. santrıforlar aptal aptal gider, rakipler dalışırlar. Tekmeyi oğlum rakipler iyi ol, kardeş ol. Kucağında oynuyorsun, seni duman eder. Hocam Trabzonspor'a bakıyorum. Şimdi Bielsa geçen yıldan bu takımın başındaydı. Bir 8 hafta yanılmıyorsam. Ee, takımı gördü, ligi gördü, rakiplerini gördü. Bielsa dedi ki biz İstanbul takımlarıyla hani çok fazla para harcıyorlar. Onlarla mücadele, hani transfer mücadelesine giremeyiz ama bizim yıldızımız bütün takım olacak, takım oyunu oynayacağız dedi. Henüz onu yapamıyor Trabzonspor. Ee, Yıldız aldığı iki tane adam da sakatlandı da bir de o, olacak yani. o, biraz hesapları bozmuş gibi gözüküyor. Gerçi ben hani Orsic'i önemsiyorum da Fernandez konusunda alındığında da bir soru işareti vardı kafamda. Yalnız bugün mesela Kurbelis pek bir şey yapmadı. Siopis'ten ne fazlası var anlam. Siyopis de şeye gitti. Cardiff'e gitti Erol Hoca'nın takımına. Alanya'da da o almıştı. Hmm. E, Siyopis Cardiff City'ye gitti. E, Championship'te mücadele edecek. E, Siyopis orada. Şimdi Abdülkadir pek yani geçen sene çok iyi bir sezon geçirmişti gerçekten. Ama Abdülkadir'e de o kadar büyük bir nersel Aman ne aman abi abi yani. oynayamadı pek dediğin gibi. E, Şimdi Trabzon'da hani Visca sakat, sürekli sakat. Bugün şu oyuncu iyi diyebilir misin? Bakasetas'ın, yani, bugün mesela Bakasetas ekstra kötü oynadı ya. Evet. Yani goldeki ilk hatasını ilk bir kenara mi? koyuyorum. Evet. Ee, hiç ortada yok. Bardi bir şey yapmadı. Hani diyeceksin ki iyi, iyi Trabzonspor'da iyi oyuncu var mı hocam bugün? Ben ya görmedim. şu da çok mücadele etti, iyiydi diyebileceğim. Öyle bilecek. göze batan ben oyuncu görmedim. Yok değil mi? Yok. Çok enteresan ya. Çok enteresan ya. Yani. Yalnız Galatasaray'da bir şey dikkatini çekti mi? Maç 1-0. Böyle 75-80 falan. Şimdi sinirler bozuldu. Baya geliyor Trabzon. Öyle veya böyle geliyor. Yani geliyor derken rakip sahaya geliyor, geliyor da. Ama Icardi dahil geriye geldiler. Hocam işte o... Bir sıfırken bak bir sıfırken. Topun arkasına i̇şte geçiyor. İşte onu, onu, onu yaparsan başa. Çünkü Hı. abi yani her zaman iyi oynayarak kazanamazsın. O maçı bitireceksin. O maçı bir sıvır bir sıfır. Büyük takım falan yok o işlerde. İşte Büyük hocam takım geçen şeyleri. hafta hangi maçtan ya sonra? Fenerbahçe, Fener ya Fenerbahçe geçen sene ya. Geçen sene Fenerbahçe'ye iki mi? tane maç. Aynı golleri yediler ya. İyi. Alsalar belki şampiyon olacaklar tabii yani. Tabii. Maçı bitireceksin. İyi mücadele artık. edeceksin. Büyük takım küçük takım yok o dakikada. Hiç maçı ciddiye alacaksın. İyi mücadele edeceksin. 2-0'dan 3-2 verdiği maçlar Tekmeye var. Tekmeyi kafa sokacaksın. Tabii. Çünkü iş gerildiği zaman var ya ayağını kaldırırsın alttan gider. Kafanı sokarsın yandan gider. Tabii. Çıldırırsın. Çıldırırsın ya. Yani rahatken de vurursun 90'a gider. Bu iş böyledir. Hocam taraftarlar çıkıyor. Ne trafik olur şimdi. Uğramayın. Radyodan da bizi Aspor, radyodan da yayınımız devam ediyor. Bu Seyrantepe taraflarına yolunuz düşmesin. Değerli izleyenler, dinleyenler. Şu görüntü, metro çünkü bu işi. Hocam saat 12'yi 5 geçiyor. Metro var mı şimdi? Normalde Cuma akşamları falan yapıyorlar herhalde. Var var. Şu, bu Değil maç Cuma, günü cumartesi. ekstra koyuyorlar ya. Ama çok kalabalık oluyor yani buna dayanmaz. Vallahi da ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani cumartesi akşamı bu kadar seyirci vallahi helal olsun ha. Hocam büyük maç. Trabzon Kadın erkek, seyircisi geliyor çocuk. zaten. E zaten 3 takım dolduruyor. Maç Fener, saati, saati geç. Maç yani. Diğerlerinden dolduran var mı? e, Fener üç büyükler dışında Ankara gücü var mı? tabii Ankara üstladı, yani eski şehre 5 kilometre kadar olduğu için o tabii gidip geliyorlar gene aferin Ankara Adanalılar Adana, Adana Demirspor yani Adana'da Adana dolduruyor. Demir Adana Demirspor iyi gidiyor o konuda. E başka Sağ diyorsam, başarısı olunca tribünler de geliyor. Bakalım Samsun nasıl olacak? Samsun yani, pazartesi günü full olacakmış. Öyle geliyor haberler.